Arkadaşlar geçen haftaki dersimizde mitoz bölünmenin ne işe yaradığını görmüştük. Ne demiştik mitoz bölünme ile ilgili? Bir, canlıların büyüme ve gelişmesi çok hücreli canlılarda özellikle, tek hücreli canlılarda ise üremeyi sağlıyordu. Mitoz bölünme yapan hücreler ne yapıyordu arkadaşlar? Ana canlının aynısını oluşturuyordu, tıpkısını. Bir ikincisi, mitoz bölünmede ana canlıya benzer iki tane yavru canlı oluşuyordu. Arkadaşlar mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalıyordu, değil mi? Değişmiyordu. Buna dikkat edelim. Şimdi değerli arkadaşlar geçen hafta demiştik ki burada ne vardı önce? Bir hazırlık evresi. Hücre kendisini bir bölünmeye hazırlıyordu. İki, çekirdek bölünüyordu. Üç, sitoplazma bölünüyordu değerli arkadaşlar. Şimdi onu birazcık daha yakından görüverelim gari. Evet. Şimdi arkadaşlar biz test sorularında da çıkacak. Eğer Ali Utku, Evrar Yağmur, Rüzgar, Güney, Dorukhan DNA'nın kendini eşlediğini görüyorsak Musa, aklınıza hemen ne gelecek? He, bu hücredeki DNA kendini eşlemeye başladı. Seneye fendeki ikinci konumuz. DNA'nın kendini eşlemesi. 8. sınıf LGS. Arkadaşlar DNA kendini eşlerse genetik bilgi şifre demiştik ya, bütün her şeyimiz orada kodlu. Ne yapıyordu? Hücre, yeni bir hücre ortaya çıkaracaktır. Ona genetik şifreyi vermek için Ali Utku yazılımcı olacakmışsın. Yazılımı ona taşımak için icra hayat ne yapıyordur o zaman İsmailer'den? Bu bilgiyi kopyalıyordur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Buna hazırlık evresi diyeceğiz. İki, daha sonra kromatin iplik dediğimiz yapılar kısalıp kalınlaşıyorlar ve neyi oluşturuyorlar? Kromozom. Hatırlayalım. Kromozom neydi? Şu X gibi görünen yapılardı, değil mi arkadaşlar? Bunlara biz ne diyoruz? Kromozom diyoruz Zeynep Serra. Devam edelim arkadaşlar. Bir kromozom, bu X aslında Duru nasıl oluşuyordu? Şu iki tane V'den oluşuyordu. Şu iki V. İki V'nin sırt sırta verdiğini düşün. İki tane V sırt sırta vermiş. İşte biz bunlara ne diyoruz? Kardeş kromatitler, aynı Rüzgar'la Güney gibi. Evet, kardeş kardeşler. Zeynep Serra'yla dışarıda oyun oynayan kardeş. Ses geliyor mu? Bak. Kulağına Ses geliyor, bakıyorum. Hoş geldin. Kim o? Hangi öğrencimiz? Ekran. Hocam Redmi Note 11 yazıyor diyor. Redmi Note 11'de derse katıldı. Ha işte bu ya. Yakında iPhone 15 Pro Max de gelecek, tam olacak. Evet. Redmi. Hocam bir de Samsung Galaxy. Hocam bence Nokia da gelir birazdan. Nokia. Bırak Nokia. Evet arkadaşlar, Nokia battı. Evet devam edelim. Arkadaşlar bir kromozom iki kardeş kromatitten oluştu. Bunlar neymiş? Kardeş kromatit. Birazdan işimize yarayacak. Ve arkadaşlar çekirdek zarı ne olmak zorunda? Şimdi genetik bilgi çekirdeğin içinde. Biz bu yapıyı ne yapmalıyız? Çekirdeği bir anda serbest bırakmalıyız ki içindeki bilgiler ne yapsın? Dışarıya çıkabilsin. O yüzden ne oldu arkadaşlar? Kromozomlar oluştuktan sonra çekirdeğin etrafındaki zar kayboluyor. Peki bu kaybolduğunda İsmail Erdem, bu kromozomlar şey mi olacak böyle? Etrafındaki koruyucu gitti. Böyle böyle oraya buraya dağılacaklar mı? Olmaz ki o zaman Kevser. Sıkıntı olur. Ne yapacaklar Alperen, Tuana? O zaman hemen kromozomlar, iyi iplikleri dediğimiz bu yapılar oluşuyor. Şu iplikler. Bunlar hemen bunları tutuyor, yakalıyor. Diyor ki o öyle kafana göre hücrenin içinde dağılmak yok dostum. Gel seni ipe, hani çamaşır asarız ya. Hiç çamaşır astınız mı? Çok asıyorum. Evet, astık. Dün biz de bugün astık. Evet. Arkadaşlar çamaşırın ipe dizilmesi gibi bunlar dizilirler. Ama hangi ipe? Kromatit kardeşler ne yapacak? İyi ipliklerine dizilecek. Soru. Dikkat.
Hayvan hücresinde iyiliklerini hangi organel oluşturuyor? Hatırlayalım. Kim söyleyecek? Kimdi Güney? Sentrozom. Aferin Güney'e kocaman bir alkış. Sentrozom. Evet, unutmayalım. İyi ipliklerini hangi organel oluşturuyormuş? Sentrozom. Şimdi arkadaşlar, iyi iplikleri tuttu bu kromozomları. Bakın nereye dizdi? Hani dünyanın ekvatoru var ya. Bizde yok yok. Evet. Dünyanın ekvatoru var ya şöyle. Arkadaşlar. Pardon, bu davuldu. Yanlış oldu. Bu başka bir derste. Şaka. Ne oluyor arkadaşlar? Şu ekvator dediğimiz ortaya doğru ne yapacak arkadaşlar? Dizecek. Bakın, kromozomlar hücrenin ortasına, ekvatoral bölgeye tek sıra asker gibi dizildiler. Niye biliyor musun Fatma? Birazdan hayat emir gelecek. Diyecek ki yeni bir hücre hayatına başlıyor diyecekler. Hayat. O yüzden bunlar ayrılacaklar. Yine bir hayat esprisi yaptık. Evet arkadaşlar, bakın bunlar çırp diye kardeşler ayrıldı. Bırakma beni. Bırakma beni diye ağlıyorlardı. Evet. Ayrıldı kardeşler. Ya da adam iner gibi, sen oraya git falan. Adam iner. Nerede adam? Öyle mi? Maalesef. Adam iner olsa git git öbür kutba git. Bakın nereye doğru çekildiler? Burası ekvatorsa buralar kutup mu? Kutuplara doğru iyi iplikleri çekti onu böyle. Çekti, 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 ayırdı. Yavaş yavaş ne oluyor arkadaşlar? Genetik bilgi iki hücre için ayrılmaya başladı. Bilgiler ayrılırken Kevser ortadan böyle balonu bastırır gibi. Bir derste bunu yaptım. Balon suratıma patladı. Artık yapmıyorum onu. Böyle balonu bastırır gibi dedim Merve. Bir bastım pat falan böyle. Yapmıyorum artık onu. Tuna. Tuna. Evet. Arkadaşlar boğumlanma diyoruz ona. Boğumlanmaya başladı. Yani yavaş yavaş artık hücre ayrışıyor. İcler. Ayrışma başladı arkadaşlar. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekildi. Bak, bunu sana yazılıda sıralamasını soracaklar. Ya elle yazdıracaklar ya hoca sana bunu böyle karışık verecek. Diyecek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sıralayın işlem basamaklarını. Evet. Bu aydın ki yüz yüze ders yapmıyoruz. Çünkü benim biyoloji hocamın bir taktiği vardı. Ben de onu kendime almıştım. Biyoloji dersinde ne yapıyorum biliyor musun Ali? Çocuğa bir şey soruyorum. Mesela biraz önce sordum ya. Güney dedi ki sentrozom. Bildi ya. Aslanım benim. Bir tane vuruyorsun. Tamam mı? Sonra bilemeyince bir tane vuruyorsun. İnsan korkuyor. Şimdi bilsem de vuracak, bilmesem de vuracak. Ama öyle vurma değil tabii. Gerçek. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu arkadaşlarıma yapabilirim. Öğrendim artık hocam yani. Hocam bizim fen hocamız Fırat Hoca. Fırat Demirbilek. Hocam o bize geliyor mesela, bir soruyu cevaplıyoruz. Doğru cevaplasak da vuruyor. Yanlış cevaplasak da vuruyor. Mesela dersteyiz. Benden herkes kolonya istiyor. Bütün hocalar hocam. Ben veriyorum. Geliyor kolonya enseme sıkıyor. Sonra bütün sınıfa gezdiriyor. Ama adamın adı bak soyadı Demirbilek. Dikkat edin. Hocam nerede beleş oraya yerleş diyor bize. Hocam bizim matematik hocamız son sınavda çoğu kişi düşük aldığı için bize tembel kızlar diyor hocam. Sonra bana bir tane arkadaşımıza, bir de Saime diye bir arkadaşım var hocam. Onu da diyor ki siz bu kızların içinde harcanıyorsunuz. Peki. Bozuk para gibi harcadılar. Arkadaşlar bakın, bu ortadan Kevser boğumlanma başladı. Artık iki tane yeni hücre oluşacak Ali. Redmi Note 11 kim ya? Ali, senin diğer arkadaşın adı ne? Ali. Hocam Enes. Aras mı? Enes. Enes. Redmi Note 11 Enes mi? Kim Redmi Note 11 Pro? Bir de Pro'su var. Duyuyor bizi şu an. Redmi Note 11. Duyuyorum hocam. Senin adın Enes mi? Evet. Ekranını aç Enes. Hocam şu an meşgulüm de açamam. Ne yapıyorsun? Amerika başkanıyla mı görüşüyorsun? Yok, annemin iş yerindeyim de o yüzden. Ha, meşgulüm derken ne yapıyorsun? Annenin işlerini sen mi yapıyorsun?
Yok. Neyse seni tanıyalım bir bakalım. Diğer ders görürüz seni de. Tanıyalım. Hangi okula gidiyorsun? Ali Aydar Ersoy. Ali Aydar Ersoy. Ali ile aynı sınıfta mısın? Yok, farklı sınıflardayız. Eskiden mi aynı sınıftaydınız? Evet, ilkokul, anaokul, kreş bir de. Sorma, ilkokuldan beri zor kurtuldum var ya. Sonunda yakamdan düştü falan der gibisin. Yok. Aferin. Biz burada ikizleri birbirine düşürdük. Rüzgarla Güney var ya, eskiden bir giriyorlardı, onlara bir şey yaptı, şimdi ayrı giriyorlar. Bak, vallahi. Neyse, tamam. Peki Enes, kaç kardeşsiniz? Tek ben varım. Ya. Gölgelerin gücü adına falan. Peki Enes, bakkala ekmek almaya kim gidiyor? Babam. Ama of be, adama bak ya. Babasını gönder. Peki Enes, boş zamanlarında ne yapıyor? Sen de Ali gibi oyun mu oynuyorsun? Evet. Ne yapalım hocam? İşimiz bu ya falan. Peki Enes, ileride ne olmak istiyorsun? Futbolcu. Futbolcu. Güzel. Şu an bir takımda falan oynuyor musun? Evet. Altyapıda oynuyorum. Nerenin altyapısında? Haydarpaşa Demirspor. Haydarpaşa Demirspor. Güzel. Güzel. Kaçıncı ligde? Bal ligi mi? Evet hocam. Bal liginde. Bal ligi. Bak Doruk da vardı, biliyor. Bak Doruklarla falan maç yaparsanız dikkat et. Hocam Pelin Ronaldo'nun Türkiye şubesi. Evet. Kendine. Evet hocam. Ronaldo gibi frikiklerim var. Şavi gibi çalım. Messi gibi pas, Juninho gibi free'im var. Frikikim var. Polat işte sadece böyle yapıyor. Evet, sen ne yaptın şimdi? Yok, böyle yapıyor hocam. Enes hoş geldin. Hoş geldin Enes. Hoş bulduk. Mitoz bölünmeyi anlatıyoruz. Oradan devam ediyoruz. Bugün... Dokar, bu arada seni bizim sınıfa transfer etmek istiyorum. Ne kadar anlaşırız? Nereye? Bizim sınıfa transfer etmek istiyorum seni. Ne kadar anlaşırız? Meleş. Bir tosta gelirim diyor. Eskiden Gençler Birliği Spor diye bir takım vardı. Hala var da. Arkadaşlarının sahibi vardı. İlhan Cavcav. Arkadaşlar adam Afrika'ya gidiyordu. Bir adamlar buluyordu sokaktan. Burada Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a milyon dolara satıyordu. Bir gün röportaj yaptılar. Dediler ki Merve, ya İlhan Bey, siz bu siyahi adamları nasıl buluyorsunuz da Türkiye'ye getiriyorsunuz? Bak ciddi söyledi. Dedi ki bir çuval patates alıyorum, Afrika'ya gidiyorum. Bunlara diyorum ki bak bu patatesten bizde çok var diyorum, geliyorlar diyorum. Ciddiyim bak. Evet. Öyle patates parasına getirip Fenerbahçe'ye falan milyon dolarlık Moşe, Kuşe, bir sürü adam sana. Hocam bir şey diyeceğim. Ali Koç o sever siyahi adamları. Zengin olur zaten, köşeye döner. Evet. Ayutku adam. Dolayısıyla doğru kalp. Yani böyle bir takımda falan oynamak istiyorsan biraz böyle siyah boya falan sürmek. Hocam şey geldi aklıma. Cemal Aslan'ın oynadığı. Evet, mi var değil mi? Orta direkt Şaban. Aynen. Basketbol yolcağım diye kendini siyah boyuyor. Doğru kalp adamımsın. Evet. Arkadaşlar bu kromatitler uzuyorlar. Yine ne haline dönüyor? En baştaki hallerine. Yani kromatin iplik haline dönüyorlar ve iyi iplikler, bakın ne oldu biraz önceki iplikler, bunları tutanlar yok oldu. Sentrozom onları geri çağırdı. İplikler yok oldu. Ve arkadaşlar şu ortadaki bölüm ayrıldı ve nur topu gibi, evet çocuğumuz oldu değil, nur topu gibi iki tane birbirinin fotokopisi yeni hücre oldu. Anlaştık mı? Tamam. Sitoplazma bölünmesinde şu gördüğünüz gibi oluyor. Boğumlanma. Hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi balonu bastırmak gibi oluyor. Öyle ayırmak gibi. Hani şeyler var ya, bu balondan hayvan falan yapanlar var ya, böyle boğumluyorlar. Onlar gibi oluyor Ebrar. Ama İcral, hatırlayın, bitki hücresinde ne vardı? Hücre duvarı vardı değil mi? Bir de selülozden oluşmuş. İşte arkadaşlar bitki hücresinde o hücre duvarı buna izin vermiyor, boğumlatmıyor. O yüzden ara lamel dediğimiz bu araya bir yapı oluşuyor. O yapıyla bölünüyor hücreler. Göstermiş mi? Bakalım. Evet, göstermiş mi? Göstermemiş. Keşke göstersin. Neyse. Şimdi biz bu etkinlikle öğrendiklerimizi bir daha bir pekiştirelim. Arkadaşlar
Diyor ki, kromozomlar hangi numaralı evrede hücrenin ortasında dizilmiş? Nerede görüyoruz ortaya dizildiklerini? Kaçta? Kromozomlar nerede dizilmişler? 4 olabilir. Evet arkadaşlar, 4'te bakın, kromozomlarımız nerede? Ortada. Bak tekrar söylüyorum. Yazılıda çıkacak. Yazılıda soracaklar. Yazılıda çıkacak. Evet. Testlerde de gelecek. Peki kardeşler nerede? Aa, çok üzgünüz. Ayrılıyorlar. Nerede? İki. Dostum dikkat et. Bir değil mi hocam? Hocam bir. Evet, ayrılıyorlar dedik ya. Hani adam ilerinin tekme atıp da gönderdiği, diğerlerinin ağlayıp üzüldüğü yer. Evet. Adam ya, ileride kardeşim bu videoyu izlemez. Ben sana diyeyim. İzleyebilir hocam, sıkıntı yok. Hangi numaralı evrede hücre içinde iki tane çekirdek görüyorsunuz? İki hocam. Evet. İki değil mi arkadaşlar? İki de görüyoruz. İkinci de bakın iki tane çekirdeğimiz var. Sakın bunu çıtladığın çekirdek zannetme Enes. Bu çıtladığımız çekirdek değil değil mi Merve? Evet. Merve. Evet arkadaşlar. Sonra da ne demiş? Hangisinde kısalıp kalınlaşarak kromozomlar oluştu? Bakın 3 numarada bu en baştaki şey değil mi? İlk olan olay. Acaba sıralamasını sormuş mu? Onu merak ettim. Sormamış. Arkadaşlar biz bunları sıralayalım. İlk hangi evre oluyor? İlk evremiz sizce kaç numara? Evet. İlk hangi? 4. Hocam 4. Dikkat 4. 3 hocam 3. 3. Sonra 4. Böyle bir şey oldu. 4'e geldik. Ortaya dizildiler. Sonra 1. Sonra 2. Sonra 2. Çaktık mı köfteyi? Bu neymiş? Mitoz bölünme. Devam edin bu halde. Arkadaşlar çizin demiş. DNA kendileştirdi. Kromozomlar belirginleşti. Kromozomlar hücrenin ortasına. Siz bunu çizin bana atın. Kardeş kromatitler kutuplara çekirdi. Çekirdek zarları tekrardan oluştu. Ben şimdi buna vakit kaybetmeyeceğim. Evet devam edelim. Şimdi evreleri sıralayalım demiş. Arkadaşlar sıralayalım burada. Birinci evremiz hangisi? Söyleyeyim. Bir. 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 Sonra ne oldu? Evet. Efendim? Bir. İki. Değil mi? Bir. İki oldu. Sonra? Beş. Altı. Bu arada beş. Sonra dört oldu. Değil mi? Dört olacak. Çünkü burada 4 gelecek. Sonra 2. Sonra 6. Evet. Sonra 5. Sonra 3. Sonra 3. Tamam mıyız? Evet. Bu sıralama bizim için önemli. Mitoz bölünmede. Arkadaşlar burada yok. Ama olur ki bir yerde karşınıza gelir bir test kitabında diye ek bilgi veriyorum Zeynep Serra. Zeynep sen topla 100 dolarları. Bu ek bilgi 100 dolar. Evet Zeynep Serra'ya verin dolarları. Arkadaşlar bu evrelerin Ali Utku kısa adı ip mat'tır. İp mat. Ömer Efe. İp mat ne demek? İlk hazırlık evresine biz interfaz deriz. Interfaz evresi. Neymiş bu? Hazırlık. Sonra profaz. Sonra metafaz, metafaz, sonra anafaz, sonra telofaz, telofaz. Bunları yazın arkadaşlar. Bunun kısaltılmış hali neymiş? İp, mat. Buradaki her bir evre birine karşılık geliyor sırasıyla. Adlarını da söylemiş olduk. Hocam ben abimin biyoloji kitabını karıştırırken bulmuştum. İpmat'ı mı buldun? Evet. Güzel. Hocam bana sadece mitosun evrelerini göstermişti bir de isimlerini. Kim? Hangi öğrencimiz? Rüzgar mı diyorsun? Evet hocam. Benim abim mi gösterdi bana?
Güzel. İlkinde tam ne yazıyor? Interfaz. Inter, Milan, Barcelona, yok pardon. Interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telefaz. Tamam? Bir dakika. Evet, Duru Sözen geldin mi sen Duru? Duru. Evet hocam. Ama ders saatlerini kaçırıyorsun Duru bak. Ve ekranınız kapalı. Olmaz. İki kuralımız var. Bir, derse zamanında gel. İki, ekranın açık olsun. Üç, soru sor. Anlamadığın yerde. Tamam. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim çabuk. Hocam dersin sonunda bir şey söyleyebilir miyim? Dersin sonuna yaklaşıyoruz. Söyle. Yok hocam en son dersimizi bitirdim. Tamam söyleyeyim kaçacaksın galiba. Tamam peki. Oldu. Hocam ben şeyden sebep açamıyorum. Bilgisayarın şarjı az, şarja taktım o yüzden. Tamam Duru. Peki ama lütfen ayarlayalım. Kudret yazan öğrenciniz 7. sınıf mı 8. sınıf mı? 7. sınıfım hocam. Kaç? 7. sınıf hocam. 7. Hoş geldin. Veli'nin adı neydi? Veli'mizin adı neydi? Veli'nin adı Çiğdem. Çiğdem Hanım tamam. Senin adın Kudret, doğru mudur? Evet. Seni dinliyorum. Kudret senin adın değil mi? Evet. Beni duyuyor mu arkadaşımız? Evet, Kudret. Evet. Ekranımızı açar mıyız? Derste kuralımız bu arkadaşlar. Ekranlar açık olacak. Bu kural. Hocam bugün ne kadar bereketli bir gün. Üç tane kişiyle tanıştık. Evet, arkadaşlar artık grubumuz şekillendi. Böyleyiz. Kudret! Daha gelen olursa böleceğiz. Mitoz bölümü yapacağız. Kudret beni duyuyor musun? Biliyorum. Bir de ekranı aç Kudret. Hangi okula gidiyorsun? Muallim Cevdet Ortaokulu. Muallim Cevdet Ortaokulu'na gidiyorsun. Derse niye geç kaldın? Neredesin? Annemin şarjı bitmişti de bana o toplantı kimini birazcık geç verdi. Evet, ekranı aç da tanışalım. Kaç kardeşsiniz? Tekim hocam. Ya niye herkes tek? Ne? Tek miymiş? Herkes tek. Adam iner kafayı yiyecek bugün. Evet. Hocam bugün derse giden herkes tek. Evet. Kudret lütfen bir dahaki derste tam hazır ol derse. Evet. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Bakın diyor ki canlılardaki bir hücre bölünmesi numaralanmış modellerle gösterilmiş. Bu hücre bölünmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi dikkatlice bakalım. Sadece birinci model mitoz bölünmeye aittir. Bakıyorum. Arkadaşlar kromozom sayısı aynı kalmış mı? Kalmış. Buna bakıyorum. Bunda da kalmış. E bu bir daha mitoz geçirmiş. Yanlış. İkisi de ne? Mitoz bölünme. Neden? İki yavru hücre oluşmuş. Kromozom sayılarımız 2N sabit kalmış. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. Arkadaşlar sadece ikinci model mitozdur. Bu da yanlış çünkü ikisi de mitoz. Her iki model de mitozdur. Her iki hocam. Model de mitoz değildir. Cevabımız C şıkkı. Her ikisi de mitoz bölünmedir değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Devam edelim. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir. Hangisinde bunu görüyoruz? Söyleyeyim. B hocam. B'de değil mi? Bakın kardeşler ayrılıyorlar. Çok hüzünlü bir zaman dilimi. Kardeşler ayrılıyor. Öğretmenim. Efendim? A'da tam olarak neyi göstermek istiyor? Tuana, A'da aslında bu hani ekvatorda dizilmişlerdi ya. Bu dizilme safhasına geçerkenki ara bir evre. Yani bunun özel bir ismi yok. Tamam? Sadece hani size kafa karıştırmak için sormuşlar. Ha niye bunu koymuş biliyor musun? Acaba öğrenci kardeş kromatitlerle kromozomların farkını ayırt edebiliyor mu? Kafası karışsın diye. Okey? Çok vicdansızlar değil mi Ebrar? Gerçekten çok vicdansızlar. Gelmeyin bunları. Hocam hayat çok acı. Peki. Devam edelim efendim. Diyor ki hayvan hücresindeki mitoz
ölüm evresinde kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. Buna göre bakın ne yapmışlar? Kromozomlar ortaya dizilmiş. Önce ne olmuştur? Önce olanları söyleyeyim. Ortaya dizilmesinden önce ne olmuştur mesela? Kaç? Hocam 5 olabilir mi? 4 hocam. Gayet. Bir önce. Sonra? 4. Önce olanlar 1 ve 4. Sonra boğumlanma, kromatitlerin ayrışması ve en son ne var? 2 bölüm. Tamam. Bakın hep aynı şeylerin etrafında dönüyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Bakın aral emal bu. Hayvan hücresi nasıl da ovaldi. Bitki hücresi köşeliydi. Gördük mü bakın şuralar köşeli. O zaman bu hücre ne hücresi? Bitki hücresi. Sitoplazma bölünmesi şekilde görüldüğü gibi hücre için. Bu ne hücresi dedik? Aral emalden dolayı. Bitki hücresi. Söğüt bitkisi olabilir mi? Yes it is. This is a book. Evet. İyi iplikleri oluşumu gözlenmez. Arkadaşlar hayvan hücresini gördük. Orada sentrozom var mı? Yok. O zaman iyi ipliği var mı? Yok. Dolayısıyla gözlenmemesi doğru. Bölünme öncesi DNA molekülü kendini eşler. Evet, bütün bölünmelerde DNA kendini ne yapacak? Eşleyecek. Bölünme sırasında iyi ipliğin oluşumu gözlenmez. Hayır, gözlenmez tabii ki. İyi ipliği diye bir şey oluşmaz burada. Onu yanlış yapmışlar arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim efendim. Ha, pardon. Hocam 5 soruluk testten sonra maruz konusuna geçiyoruz. Ayrıntı orada koymuş. İyi iplikleri bizim anladığımız manada sentrozomla oluşmuyor. Ama neyle oluşuyor? Ara lamelle oluşmuş. Onu söylemiş. O yüzden 2'yi almamış arkadaşlar. Ara lameli almış. Şimdi böyle kabul edeceğiz de ileride öyle değil. Şimdilik böyle kabul edebiliriz arkadaşlar. Evet. Peki devam edelim. Serbest alan demiş. Evet. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Bu soruları çözüp bana matematik dersinden önce atınız. Tamam. Ve nates tane taneden de ne yapıyoruz işler? Mitoz bölünmeyi, duru, hayat hallediyoruz. Tamam mı Merve? Hocam sipariş ettiğimiz kitaplar ne zaman gelecek? Arkadaşlar şimdi şöyle diğer grupları da beklediğimiz için şu an adresler neredeyse tamamlandı. Ben vereceğim. Kitaplar temin edilecek. Ya bu hafta sonuna doğru ya da diğer haftanın başında gelmiş olsun. Tamam mı? Oradan hocam. Bir dinleyin. Oradan ödev verdiğimde siz kitaba yapacaksınız. Aynı zamanda bizim sisteme işleyeceksiniz. Hem yanlışlarınızı, video çözümlerini göreceksiniz. Hem de ben bakacağım hayat hangi testte kaç doğru kaç yanlış yapmış. Hocam. İşler kaç doğru kaç yanlış yapmış. Hepinizi görebileceğim orada. Tamam? Evet. Değerli arkadaşlar bugünlük fen dersimiz bu kadar. Ben 8'lerle derse geçiyorum. Hocam Ömer Efe bir şey diyecekti. Ömer Efe buyur söyle bakayım ne demek istiyorsun? Hocam şimdi...